Evet, herkese merhaba. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz Nurten Ufuk'un hayatına. Ufuk koyunların yerini yaparken, temizlerken ben dedim ki aşiremi yapayım. Ah, çok yoruldum. Akşamdan yaptığım fasulye ve nohut burada hazır. Dün yaptım, hazırladım. Bu şekilde. Ve yarmamı, buğdayımı yani. Aşirelik buğdayımızı. Akşamdan güzel bir ıslatmıştım. Ondan sonra bir saat boyunca pişirmiştim. Ve şimdi yani bu aşurelik buğdayımız pişti. İçerisine de yarım su bardağı pirinç kattım. Bereket olsun diye, bolluk olsun diye. Bu arada aşurayı biliyorsunuz. Genelde şey derler, kurban kesenler hani yapıp dağıtması gerekir derler. Biz de Allah kabul ederse kestik. Şimdi şu kablardan da aldım ben. Böyle 10 tane varmış içinde. Bunları dağıtırım. Burada da meyvelerimiz hazır. Her çeşit meyve var bunun içerisinde. Bu şekilde hazır. Toz şekerim de hazır. Böyle bu şekilde bir aşuremi yapmış olacağım. Şimdi benim bu buğdayım pişmiş olduğu için aşurelik buğdayım ve içindeki pirinç de bununla birlikte pişecek. Şimdi ben bu pişmiş olan akşamdan pişirdiğim yani ıslattığım ve pişti. Bunlar pişmiş buğday şey nohut ve fasulye pişmiş bir halde. O kadar sıcak ki inanır mısın? Yani şuna bakar mısınız? Yani bunsuz yemek yapamıyorum. Bunsuz iş yapamıyorum. Öyle düşünün artık konuşamıyorum bile. Siz de belki benim gibisinizdir. Size öyle söyleyeyim. Burada da Kartop Bey'le bir yandan da bu da orada bağırıyor. Bu da ayrı bir dert. Hiç susmuyor, ağlıyor. Şimdi ne yapacağız? Bu güzel bir şekilde kaynadı. Yani kaynadı derken oldu. Şöyle bir 10 dakikada böyle yaptım. Ben tekrar sıcak suyuyla. Çünkü çekilmişti. Az bir sıcak su döktüm. Pirinçle birlikte biraz daha 10 dakika daha pirinç de içerisinde olmuş oldu. Dedim ya yarım su bardağı da pirinç kattım içerisine. Şimdi pişmiş olan, ıslatılmış ve pişmiş olan nohut ve fasulyemi de katacağım. Çok fazla böyle ezik bir şekilde değil ama nohutlarım falan çok güzel oldu. Aşure ayımız herkesin dilekleri kabul olsun. Allah'ım kabul etsin diyelim. Şöyle söyleyeyim. Bereket demek bu aşure ayı. Ne varsa evde katıyorsunuz böyle meyve falan. Böyle bolluk, bereket, huzur. Güzel olsun yani her şey güzel olsun. Gönlümüzce olsun diyelim. Ay, konuşamıyorum o kadar sıcak anlatamıyorum. Bir yandan başka işler yapıyorum. Çamaşır katlı, çamaşır götür, bulaşık yıka, yemek yap. Akşama pazarım var. Anlayacağınız böyle bir haldeyim. Şimdi nohut ve fasulyeyi de katalım. Her sene yaptığım için bu sene de tabii yaptım. Elimden geldiğince her sene yaptıklarımı yapmaya çalışıyorum. Sağlığım el verdiği sürece. Şöyle söyleyeyim, bakar mısınız? Nohut ve fasulyeyi de kattım. Bakın çok da güzel piştiler. Güzel oldular yani. Bu şekilde bir şöyle bir 15 dakika falan 10 dakika böyle bir kaynasın. Zaten dedim ya hepsi pişmiş olduğu için sadece karıştırıyoruz. Şöyle bir özleşsinler birlikte. Ondan sonra toz şekerimizi, meyvemizi katacağız. Şöyle bir 15-20 dakika, 10 dakika falan daha pişiririz. Ondan sonra ben çam fıstığı ve dövülmüş fındık, ceviz karışık onunla süsleyeceğim. Hindistan cevizi de bilmiyorum katar mıyım, katmaz mıyım üzerine süs olarak. Ama 10 dakika beklettikten sonra tabaklara koyacağım. 10 dakika güzel bir üzeri şey tutsun, ondan hafif bir ılınsın. Ondan sonra koyalım ki üzerine kattıklarımız şey olmasın. Bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunları katarken ben duamı da okudum. Güzel bir şekilde kattım. Ama şimdi Aslı size güzel dileklerini Aslı size söyleyecek. Söyle aşkım benim. Güzellikler hep içinize aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm asla eksilmesin tabii ki. Rabbim sevdiği kullarından eylesin. Sizleri de bizleri de. Aşure gününüz hem kutlu hem mutlu olsun. Amin. Amin. Şöyle kızım size evet aşure ayınızı kutladı. Allah'ım kabul etsin dileklerinizi. Böyle bu şekilde evinize dediğim gibi bolluk, sağlık, bolluk, rızık her şey nasip etsin. Dilekleriniz, dualarınız kabul olsun. Öyle söyleyeyim. Böyle evet kaynıyor. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım. Bu biraz kaynasın.
Ondan sonra şey yapalım. Evet, ne diyecektim? Tekrar söylüyorum. Belki dediğim gibi ben yemek vlogları yani günlük hayatımda yaparken çekiyorum. Ben normalde yemek vlogları çeken biri değilim. Ama tabii ki de benim gibi çalışanlar ve canları bu şekilde şeyler isteyenler için şıpşak direkt yapabilecek bir şey yani. Hani yapmaya yorulmayacak, üşenilmeyecek bir şey. Bir gün önceden dediğim gibi yarmamızı yani buğdayımızı ıslatıyoruz. Sonra o kenarda ıslandıktan sonra pişiriyoruz. Ondan sonra kenarda yine ıslattığımız fasulye ve nohutu ne kadar yapacaksınız o kadar ıslattıktan sonra hepsi bir köşede pişmiş ve hazır olmuş oluyor. Yarın kalkarsınız. Ben öyle yaptım. Babam çünkü kemoterapiye gitmişti. Meyvelerimizi de bu şekilde hazırlıyoruz. Ben doğranmış ve hazırlanmış bir şekilde her şey var içerisinde. Aslında ben çok incir mincir istemiyordum ama yine de azıcık var içerisinde. Bu şekilde her meyveden az bir şey aldım, doğradım. Hazırladım. Bu şekilde birbirine katıyorsunuz. Kattıktan sonra hepsini içerisine şimdi meyvesini ve toz şekerini katıp 15 dakika daha pişireceğim ve aşuremiz hazır olmuş olacak. Sadece üzerine fındık, içerisine bu sene fındık katmayacağım büyük büyük. Çünkü kararma yapıyor. Öyle ben de sevmiyorum. Ama ne yapacağım? Sadece dövülmüş fındığı üzerine süs yapacağım. Bu kadar. Biliyorsunuz ben çalışan bir insan olduğum için ama bu şeylerimde hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Her sene de olsun yine de sürdürmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim size. Böyle bunu da aradan çıkarmış olalım. Aşuremizi de yapalım. Dağıtalım. Allah'ım inşallah kabul eder. Allah'ım sizinkileri de kabul etsin. Keşke yakın olsaydınız. Sizlere de verseydik, yeseydik. Vallahi epey bir oldu yani. Tenceremiz doldu. Şimdi böyle kaynıyor canlarım. Sütlaç da yapar mısın? He? Sütlaç da yapar. Sütaçı yarın yapayım mı aşkım? Ben daha pazara gideceğim. Neyse herkesin aşure ayınız kutlu olsun de. Dualarınız kabul olsun de. Aşure? Evet sen söyle. Aşure ayı bu ay. Aşure ayınız kutlu olsun. Heh. Allah'ım ne dilekleriniz varsa kabul etsin de. Allah'ım ne dilekleriniz varsa kabul olsun. Amin. Amin. Çocukların duaları daha çok tutar. Evet şimdi toz şekerini bir katacağım. Ondan sonra meyvesini katacağım. Şöyle bir tabak kattım. Belki 3-4 su bardağı vardır. Bakacağım çok aşırı, çok tatlı da olmasın. Böyle mayoş, güzel bir şekilde olsun. Ben portakal kabuğu falan katmıyorum. Böyle sade. Ama güzel olan, lezzetli bir aşure yapıyoruz. Bu şekilde... İşte nohuttur, fasulyedir, pirinçtir, buğdayımız var. 4 meyvelerimiz de var. 10 meyve, epey bir meyve var yani. Kayısıdan tutun, üzümünden tutun, eriğinden tutun, incirinden tutun. Farklı farklı şeyler var içerisinde. Bu şekilde bir meyve karışımı yaptık. Şöyle kuru. Meyve karışımı. Ya ben bir yerde şöyle elmalı yedim de hiç hoşuma gitmediği için onları katmıyorum ben. Şimdi ben lezzetine baktım güzel olmuş ama bir meyvemiz de katalım ondan sonra duruma göre bakarız. Şöyle bir 10 dakika kaynasın şekeriyle birlikte sonra meyvelerimizi katarız. Çok kaynatmayacağım meyvelerle çünkü rengini ve şeyini almasın. Hoş güzel olsun ağza bir dirilik gelsin böyle hoş ve güzel bir aşuremiz olsun. Evet bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi size çekeyim ben. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani kıvamı bile çok güzel. Şimdi meyvelerini katalım. İçerisine biraz da kuş üzümü katacağım. Biraz da kuş üzümü. Böyle kuş üzümümüzü de kattık. Tarçı, marçın katmıyorum. Böyle rengi bu şekilde olsun. Çok da güzel oldu. Yeter. Meyveler içerisinde bakın. Şu anda içerisine doğru çöktü. Birazdan birbirine karışır. Çok da güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Şu anda bütün meyveler bakın içerisinde. Şöyle aşure yapanlar bilir. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bir 2-3 dakika, 5 dakika daha oldu mu altını kapatacağım.
Ondan sonra tabakları alacağım. Tabaklardan sonra süslemelerimi yapayım. Bunu dağıtayım ben hemen. Çünkü o arada pilav koyacağım. Pilav yapacağım. Bir de fasulye haşlamıştım. Bir tabak ondan ayırmıştım. Güzel bir kuru fasulye yemeği yapacağım. Pilavımı, pirinç pilavı, şehriyeli yapacağım ve ben işe gideceğim artık. Bu şekilde bunu da yerken kapanışımızı belki öyle yaparım. Bakalım canlar. Evet, gelin beraber koymaya başlayalım. Yiyenlerin helal hoş olsun. Ettiğim dualar hepsi kabul olsun. Keşke olsaydınız da sizlere de verseydim. Şöyle canlar, çok güzel oldu gerçekten. Rengi açık ha, videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten rengi açık, yani onu söyleyeyim size. Kararma falan yok, birazcık meyveden o şekilde. Biliyorsunuz aşırı durduğunda da o şekil oluyor. Böyle dolduracağım daha. Taşmasın. Şimdi dağıt vereceğim, dağıtsın ufuk. Çünkü ben gideceğim yerler biraz merdivenler falan var. Ayağım kayar düşer düşerim. 10 tane böyle dağıtalım. Bundan sonra anneme vereyim. Annem dolaba tencerede koysun. Canlar istedikçe çıkartıp yesinler. Değil mi? En güzel öyle. Bu şekilde. Böyle. Şimdi birazcık şöyle biraz dursun. Ondan sonra şey yapalım. Şöyle bir 10 dakika falan dursun. Biraz ılındığı zaman şey yapar. Üzerindeki süs de güzel durur. Süs derken şöyle fındık var. Ceviz var. Dövülmüş. Rondodan geçirmiştim. Her zaman elimde hazırdır öyle bir şey benim. Şöyle söyleyeyim. Ah, evet. Bu şekilde şöyle taşmasın. Çok güzel oldu. Şöyle alayım da biraz meyveli koyayım. Güzel olsun. Evet. Taşmasın. Böyle. Şimdi ben yine devam edeyim, yapayım. Şöyle şu şekilde bir borcam, büyük borcam yaptım. Bir de bu şekilde yaptım. İçerisinde hep. Şimdi o da üstüne çıkar. Bu da annemlere veririm. Bu da bize kalır. Ufuk çok seviyor. Bu şekilde de bunları da dağıtacağım. Allah kabul etsin diyelim. Birazdan da süslemelerini yapacağım. Vallahi çok da güzel oldular değil mi? Böyle. Durten yapar mı? Yapar. Yine de yapar yani. Koyunlar burada. Üstüne şey serdik. Bakın gölgede duruyorlar. Ufuk da zaten altlarını falan temizliyor. Böyle zor ama güzelliği de var. Zoru da var bu işlerin. Yapacak bir şey yok. Bu da Medine ablamın çiçeği. Daha ben buna bir saksıya dikemedim. Bay vallahi. Bu şekilde bu daha böyle benimle birlikte. Böyle şimdi ben bunları yıkamıştım. Şimdi şu tenceremi de yıkayayım. Aygazımın da şu ön tarafını biraz sileyim. Ondan sonra pilavımı falan koyayım. Bakın pilavımı da sıcak suya koymuştum. Süzdüm, pilav yapacağım. Şimdi diyeceksiniz Nurten, yaptın da hani süslemesinin için göstermedin. Bakın ceviz fındık birlikte dövülmüş. Ya yeter ki yapmak istedikten sonra her şekilde yapabilirsiniz. Bildiğiniz her şeyi kattık işte. Daha ne olsun, şükürler olsun diyelim. Sonuçta yaptık yani, değil mi? Valla 3 paket de fıstık aldım. Zaten ben baklava tatlı da yapıyorum ya. Onun için şöyle fındığı ve cevizi dedim ya. El blenderından geçirmiştim. Böyle hazırlıyorum. Hep kavanozlara koyuyorum. Bu şekilde. Bol fındıklı. Üzerinde daha güzel oluyor. İçinde büyük büyük böyle ağzıma fındık falan gelince ben bir kere kattım, birine uydum. Hiç sevmedim ya. Fındığı habire seçtim attım. Şöyle. Zaten birazdan arkadaşım gelecek. Hem akrabam hem arkadaşım. Onunla da oturur yeriz. Ben şimdi pilavı koyayım. Bol fındık.
Ceviz karışımlı. Evet, oldu. Bir tane de şöyle süslerken size göstereyim yine. Şu şekilde. Tabii ben bunu kaşıkla koymuştum. Bu şekilde değil. Evet, bakın. Evet, çok da güzel oldu değil mi? Ha, çok güzel oldular ya. Vallahi olmadılar mı? Ha, şöyle bakar mısınız? Gerçekten. Çok güzel oldular ya, vallahi. Güzel ya. Sevdim. Hoşuma gitti. Böyle işte canlar. Evet, Akçakoca'ya pazara geldik. Aşure'nin arkasına pazarı koyacağım. Ondan sonra 11. Enes ne bakıyorsun aşkım? Enes hala ev forma dolu. Şu elbiselerin güzelliklerine bakın. Geniş geniş. Örtücü buradaydı herhalde Aslı. Örtücü bu tarafta. Koltuk örtüsü. Bakacağım. Koltuk örtüsü bakacağım. Bakayım var mı? Bir amca ile abla var. Pijamayı mı? Pijamayı Aslı da pijama. Öyle Akçakoca'nın... Pazarı çok büyük. Sadece salı günleri oluyor. Yani ne girişi ne şu yıldızı nasıl astı. Ama laylonda biraz şey gibi böyle. Anladın mı? Ama güzel değil mi? Evde giyeceğim. Hayır şeyini dedim. Böyle şey, bir kumaşın. Don bile 75. Aşıraymış. 350 lira. Bunlar da boyları kısa oluyor ya. Sana baktım ev sen değil mi bu? Evet, boyları kısa oluyor ama. Aslı terlik bakar mı? Parmak arası terlik var mı acaba? Var ya. Var da fiyatları ne kadar ona da bakalım. Şey ama bu Aslı. Kopar mı onu bilemiyorum. Neyse gel sorarım biraz da. Enes'im gel. Vallahi buranın ne başı var neyse. Şunlara bakın. Bebişlere göre. Bebişlere göre. Kredi kartı. Gelin hadi gidelim oğlum. Kredi hadi kartı gidelim. Da çekilirmiş. Allah'ım kredi çekmiyoruz. Biz peşin alıyoruz. Ha. Koltuk örtüleri ne kadar abla? Abla koltuk örtüleri. 150 TL'ymiş. Hadi gidiyoruz oğlum. Hadi o zaman. 150 TL. Her şeyi var, her şeyi var. Hayır, sobayı, sobalara bakar mısın? Sobaları mı? Çiçekler, her şey var. Gördün mü? Bana kalkmış alırım işte. Alırım, dik yürürsense bakarım. 20 TL'ymiş. Bakarız ha. Yukarı doğru çıkalım. Çıkalım. Şöyle gidelim ya. Tamam işte böyle gidelim. Burada da hep kötü. Ben kötü çorabı çok sevmiyorum. Yani taşındırıyor ya. Böyle bir küçükken biz belki öyleydik ya. Onun için çocuklarda giydiriyordum ama böyle farklı kilotu çoraplar var. Bunlar kaşındırıyor insanları. Ay burası yine böyle. Enes şimdi bak yapacağını söyleyeyim mi Enes'in? Bak bak. Gördünüz mü Enes gene formalara kaçtı. Gördünüz değil mi? Hayır almak önemli değil. Evi doldurduk. Yani büyüdü de artık. Ama büyüdü de artık. Yani ne yapacağız? Büyüdükçe mecbur alacağız. Ne kadarmış tarifler acaba?
Burası köylü pazarı diyorlar. Bunlar şey bu arada Kızılcık mıydı Aslı? Kızılcık ne? Enes lütfen bak bütün formaları dedin şimdi de bana Türkiye forması diyor. O zaman Türkiye forması alacaktın Enes. Evet. Bak sana ben hayır Enes lütfen. Sen önüne gelen formayı aldın. Şimdi biraz büyüdüğünde de Türkiye forması al. Tamam mı aşkım? Şimdi seni çok çabuk bak. Göstereyim seni ben ablalarına maşallah benim oğlumu. İstakoz ne? Ay ben de diyorum istakoz ne? Penyenin üstünde istakoz varmış. Çek halim yok ya. Bunlar of neredeyiz tekrar söylüyorum. Akçakoca pazarındayız. Ya da İYİT'e de kalın. Bu ne? Çok küçük değil mi bu ya? Zaten öyle diyor ya Neste. Olmamış da. Ama daha az. Çok küçük. Of çok küçük. Gel. Çok küçük aşkım o böyle yani bildiğin gibi değil Enes. Başka ne olacak? Vermez. Çalan vermez. Şu güzelliğe bak ya. Karadeniz ama Ereğli'de de gelsinler değil mi? Kiloyuz. Cumartesi pazarımıza. Akçakoca'ya özel fiyatlar. Bak. Bu Akçakoca'ya özel. Hadi görüşürüz. Ay kiloyuz. Ben şunu şey yapamıyorum ya. Ha bir yerde yedim. Bir tamam. Ya birileri yapmıştı anladın sen. Beni değil mi? Kötüydü. Sen bana gel bakalım nasıl kötü mü? Geleceğim ama yemeğe. Tamam. Ben de sana Kars'ın ketesini falan getiririm. Hediye de mi getireyim? Yine mi o? Öyle mi? Aa gerçekten mi? Hayırlı uğurlu olsun bakalım göster. Valla siz de okulunuz. He? Havuç var burada. Şey yapıyorlar zaten. Ben bizim de hemşire. Ay maşallah. Benimki de okuyor. Ben doktor. Hadi. Benimki de olacak inşallah. Ben de okuyoruz okuyorum. Ama tekrar yapamam. Yapıyor yapıyor. Hadi görüşürüz. Abla ev almış. Çok güzel onu gösterdi. Tamam aşkım. Tamam Yusuf amca bana bir çikolata alsa ben de hediye alacağım sizin eve. Bu da benim Yusuf amcam. İşte böyle. Bu da Yusuf amcamın. Hem Akçakoca'da hem Ereğli'de. Zaten Yusuf amcamı gördüm tanırsınız. Böyle. Tezgahı güzeldir abimin. Tamam aşkım alacağım tamam. Aman Enes tamam bizimki buraya kadar halılar var burada. Bunlardan benim de var ama tabii böyle değil benimki daha değişik. Ben makineye atıyorum. Benimki yolluk yolluk böyle ama arkası falan daha değişik. Atıyorum yani. Enes kurban olayım Allah'ım Enes de gördüğünü. Hani perde de istiyor musun Enes? Terlik var. 50 TL terlikler. Ama güzel. Bence güzel terlikler ve 50 TL. Vallahi 100 lira. Markette bunlar kaç lira ya şeyde. Bu da perdeler. Çok güzel. Ben de Allah nasip ederse böyle alacağım evime. Dümdüz. Dümdüz sade alacağım. At at yıka. Tamam mı? Bu da şalvarlar. Heh. Gidiyor musun o? Gelin bu tarafa. Artık hadi gidelim. Aşağıya doğru. Ay bu pazar çok uzun. Ben ilk yeni evlendiğimde burada oturunca böyle geliyordum buralara. En son şurada bir abi var. Bebek eşyalarını oradan alıyordum. Gidi günler. 15 yıl önce. Ne günlerdi. Ne günler. Bugün de terlikler çok tatlı. Ben terlik sevdiğim bir aldığım güzel. Allah'a şükür. Her yerde bir tanıdık var. Zaten o pazar buraya gelmiş. Zaten eliyle burada da açıyor aslında. 1 milyon arabalar. Evet, pazarımız böyle. Daha çok da nereden nereye de artık biz Akçakoca Akkaya köyüne çay içmeye gidiyoruz. Şuradan şöyle mi? Ha karpuz alacak mıyız? Alalım arabada dursun. Karpuz güzele benziyor. Kilosu 7,5'tu. Karpuz da alalım. Enes de beni şimdi şemsiyeleri kapatıyorlar ya. Ablaları beni koruyor biliyor musunuz abileri? Abileri derken artık abiler de izliyorum biliyorum da. Ondan sonra tutuyor beni korumaya çalışıyor. Yakışıklı oğlum benim. Böyle aralardan şey alınmaz. Anladın mı? Ötür böyle açık şeyli bol falan aralardan alınmaz böyle yerde. Yerim ben seni. Sen anneyi çok mu seviyorsun aşkı? Yerim ben seni. Annesinin bir tanesi. Aslı da babasıyla gidiyor. Burada da böyle plastik. Değil mi aşkım?
Hadi aşkım. Aslı bak ben bu abinden alıyorum çay. Ereğli'ye de geliyorsunuz değil mi abi siz? Ereğli'nin cumartesi pazarına da. He Aslı? Şunlar güzel. Biraz böyle kare olsa. Çünkü içine çok şey koyarım. Şuna gidiyorum. Biliyorum ben senden aldım çantaları. He he. Evet. Oy oy. Hangisi? Abi şu yeşiller ne kadar? Çantacı. Yok. Evet. Artık sonuna geldik ve bu şekilde. Evet. Artık gidiyoruz. Böyle. Şimdi şey yapalım. Aslı kapanış siz yapsanıza. Enes kapanış yapın bakalım. Ben çekeyim sizi. Hadi kendinize iyi bakın de. Enes hadi. Bakacaksın ama yüzümüze de. Bu arada Aslı saçındakini göstersene. Aslı'nın saçına bakın. İnci taktık, ördük. ne diyorsunuz Aslı? Kapanışınızı yapın. Geçin karşıya. Hadi kapanış yapın. Kendinize iyi bakın deyin. Hadi. Abone olun deyin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Bu da benim böyle bir hatıra kalır. Çocuklarım ileride kendilerini izlerler. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ama şöyle bir resim çekeyim mi? Bakın bana. Enes gel. Enes bir gelsene aşkım resim çekeceğim. Beğenirsen bana atarız. Enes bak bakayım hadi. Ya,